tüm hocalarıma merhaba diliyorum. Konumuz zaten hocamın da, Gazi hocamın da belirttiği gibi ekonomik sürdürülebilirlik bağlamında kurumsal güç ve ticaret. Sürdürülebilirlik zaten yarınki oturumlarda da devam edecek. Artık tam hepimizin bildiği bir konu. Üç tane boyutu var: ekolojik, sosyal, ekonomik. Özellikle ilk kullanılmaya başladığından beri ana yoğunlaşılan ekseni çevreydi. Ancak daha sonra sürdürülebilirlik kavramının aslında tüm organizasyonların, hayata dair tüm organizasyonların ve bildiğimiz tüm operasyonların kendi kendine ayakta kalabilme yetisi olarak da kullanıldığını ve kavram bu şekilde evrimleştiğini gördük. Bu tarz kongrelerde sürdürülebilirlik kavramının genelde üretim esnasında kaynakların ekolojiye saygısı olarak, tırnak içinde belirtiyorum, alınması doğru ki genelde öyle alınıyor, ama aynı zamanda da biz işte sosyal bilimcilerin veya pazarlamacıların kurumun kendi kendini de devam ettirmesi olarak bu kavramı kullandığımızı görüyoruz. Ben de hızlandırayım sunumu. Zaten sürdürülebilir bir yapısı olması için özellikle Elif Hocam'ın sunumunda çok dikkatli izledim maliyetlerin haftasında. Bir kurumun kendi kendini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için günümüzdeki en büyük noktalardan birisi biliyorsunuz elektronik ticaret. Artık normal ticaretin yavaş yavaş bitmeye başladığı veyahut da ticaretin çok büyük oranda elektronik ortamlara aktarıldığını biliyoruz. Biz de şunu yapmak istedik. Özellikle bizim akademide öğrendiğimiz bilgilerin veya okuttuğumuz bilgilerin, öğrencilerimize anlattığımız bilgilerle gerçek hayatta acaba müşterilerin, tüketicilerin yaşadığı sorunlar nedir? O bilgilerin birbirleri arasından uyumu nedir? Ona bir bakmak istedik. E-ticaretin gerektiğini zaten anlatmaya gerek yok, ama yani dünyadaki şu dijitalleşme oranını gördüğünüzde artık bizim tüm akademideki kitaplarımızın gerçekten çok ciddi anlamda değişikliğe uğraması lazım. Akademinin çok özel sektörün gerisinde kalmayacak şekilde kendisini yapılandırması gerektiğini görüyoruz. Bu da kurumun sürdürülebilirlik kabiliyeti açısından önemli bir unsur. Hatta bir üst versiyona geçtiğimizde bugünlerde çok sık duyarsınız veya daha sonra çok çok fazla duyacağınız bir kavram. Metaverse kavramı çok fazla yaygınlaşmaya başladı. Facebook geçen hafta açıkladı, biliyorsunuz ismini değiştiriyor ve Metaverse kurmak için yaklaşık 10 bin personel işe alacak. Google'ın internet olmak ister misiniz diye dünden beri bir aktivitesi var. Son 2 gündür 8 saattir bir internet, tekrar ediyorum kavramı. Dijital dünya vatandaşlığı ile ilgili çok ciddi çalışmaları var. Google'ın, Facebook'un var. Twitter benzer atılımlar yapıyor. Bizim bırakın yani normal üretim, normal satış, normal pazarlama, e-ticaret, artık e-ticaretin de bir üstünde Metaverse'e doğru hazırlıklar yapmamız gerekiyor. Ancak ne yazık ki maalesef firmalarımızın bu konuda ne kadar hazır olup olmadığı tartışılır bir konu. Bunu görmek için yaklaşık çevrimiçi anketle 400 tane tüketiciye müracaat ettik ve betimsel bir çalışma yaptık. Ucu açık 8-10 tane soru bıraktık. Yani e-ticarette yaşadığınız en çok sorunlar nelerdir diye, ki şu anda hali hazırda burada olan tüm kıymetli hocalarımız da zaten e-ticaret müşterisidir diye tahmin ediyorum. Adres sorunları, beden kalıp sorunları, çeşit, değişim, deneme, ek ücret, teknik sorunlar, stok, kalite, ürünü deneyememek, yanlış bilgi, sahtekarlık vesaire gibi biz insanlar 8 maddeyi doldurmaz diye düşünürken 10-12 tane madde niye bırakmadınız diye eleştiri geldi bize ve tam 33 tane ana başlık tespit ettik. Hatalı ürünler, iade sorunları, kalite sorunları, bunları da baktık olmuyor. 4 ana başlıkta kategorize ettik. Ürün sorunları, firma politikalarından kaynaklanan sorunlar, İnternetin kendi mecrasından ve kendinden kaynaklı sorunlar ve en önemlisi lojistik sorunları diye çalışmayı kapattık. Hala bugün olmuş tüketicilerin %40'ı yaklaşık lojistikten, yani kargodan çok aşırı şikayetçi. Bunun bir sonraki versiyonu ise firmaların kendisinden kaynaklanan sorunlar. Bu da %34,5 civarında. Yani her 3 elektronik alışveriş yapan insanların her 3 kişiden biri hala firmalardan şikayetçi. Bu da kurumsal sürdürülebilirlik anlamında çok iyi bir noktada olmadığımızın çok açık ve net göstergesi. Akademik yazında, alan yazında bu tarz net güncel veri
çok fazla değil. Genelde e-ticaretin sorunları, işte yapılması gerekenler vesaire var ama biz biraz da sahaya da firmalara da faydalı olacak bir çalışma yapmak istedik. Detayları zaten tam metin bildiride sunacağız. Elif Hocam özellikle çok güzel bir noktaya değindi. İşte temel rekabet unsurları olan kalite, maliyet, zamana değindi. Şu anda e-ticaret firmalarının birbirleriyle rekabetleri ana rekabet unsuru olmaya başladı. Entegra, ProPazar gibi programlar var. Her 30 dakikada bir internette sizin binlerce rakibinizin fiyatlarını ve tüm ürünlerini tarıyorlar ve otomatik olarak sizin fiyatınızı onların işte 10-15 kuruş altına ayarlayıp algoritmada sizin üstünüze çıkmanızı sağlıyorlar. Rakip firma da bunu kullandığı için firmalar sürekli birbirlerinin fiyatlarını görerek ve birbirlerini kuruş kuruş düşürerek bu şekilde çok vahşi kapitalizm dediğimiz sürecin içerisinde çok felaket, vahşi bir rekabetin içerisinde girmiş durumdalar. Yani maliyetler, analizler, şunlar bunlar her şey bittikten sonra iş satışa, karlılığa geldiği zaman internetin bu doğası, ticaretin hataları, ticaretin doğası maalesef firmalarımızı çok ciddi uçurumlara götürüyor. Sabah Gökben Hocam'ın sunumu vardı, yapay zekadan bahsetti. Şu anda bizim de, ben 3 farklı şirketim var Teknopark'ta ve 3'ü de yazılım üzerine, 3 şirketim de ve ikisinde yazılım, yapay zeka kullanıyoruz yazılımlarda. Bu tarz bütün verileri yapay zeka kendi kendine tarıyor. Artık öğrenen yapay zekalar kullanmaya başladık biz ve maalesef rekabetin bu seviyesinde daha dozajı artırarak geliyor. Bir de az önce söylediğim gibi Metaverse'e geçiş yapacağız önümüzdeki birkaç yıl içerisinde. Yani bir başka oturumda veya muhtemelen gelecek kongremiz belki de bu konularda olacaktır. Bununla beraber rekabetin çok daha ciddi boyutlara ulaşacağını düşünüyoruz. Bu yüzden de firmaların eğer sürdürülebilir anlamda kendi varlıklarını devam ettirmek istiyorlarsa müşteriyi dinlemeleri, onların sorunlarına çok ciddi çözümler üretmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Kendi iç dinamiklerini ne kadar başarılı dizayn ederlerse etsinler, rekabetin bu koşullarını anlayamadıkları müddetçe başarılı olamayacaklarını düşünüyoruz diyorum ve sunumu izninizle bitiriyorum.